Merhaba Remzi Hocam. Merhaba. Bugünkü konumuz ne? Bugünkü konumuz 40 yaşından sonra yakında olan bulanık görmenin nedenleri. Sonuçta evet, yaşlandıkça insanlar görmelerindeki azalmadan bahsediyorlar. Evet. Neden oluyor bu peki? 40 yaşından sonra yakın görmemizin bulanmasına veyahut da bulanıklaşmasına biz presbiyopi diyoruz. Buradaki esas nedenle geçmeden önce ben size kısaca görmeyi nasıl sağlıyoruz ondan bahsetmek istiyorum. Görme iki tane şeffaf yapıdan oluşan gözün ana yapıların sayesinde görme noktasına odaklanmamızda oluyor. Bunlardan birisi kornea dediğimiz şeffaf tabakamız, diğeri ise lens tabakası. Esas buradaki önemli olan tabaka lens tabakası. Presbiyopideki veyahut da yakın görmedeki bozulmanın esas nedeni lens tabakası. Lensimiz tıpkı fotoğraf makinesinin objektifi gibi kasılık gevşeyerek nesnelere odaklanmaktadır. Yani yakına baktığımız zaman yakına odaklanıyor, uzağa baktığımız zaman uzağa odaklanmakta. Şimdi lensimizin içinde ince küçük fibriller dediğimiz küçük iplikçikler var. Bunlar sürekli ömür boyu üretilmekte. Bunlar üretildikçe lensin ortasındaki fibriller daha sıkışık hale gelmekte ve bu da belli yaştan sonra lensin kasılıp gevşemesini ve elastik olmasını engellemektedir. Genellikle 40 yaş civarında bu lens elastikiyeti kaybolduğundan dolayı yakın görmemiz bozulmaya başlamakta. 40 yaş itibariyle başlayan bu durum 60-65 yaşlarına kadar yavaş yavaş artarak devam etmektedir. Peki hocam merak ettim, sadece yakın görme bozukluğu mu oluşuyor? Buradaki önemli olan şey şu, eğer uzak görmemiz bozuksa yakın görmemiz ilaveten bozuluyor. Veyahut da uzak görmemiz normalse lensteki bu elastikiyet kaybıyla yakın görmemiz bozuluyor. En fazla etkilenen görme unsuru yakın görmedir. Yaş ilerledikçe ayrıca şundan da bahsetmekte fayda var. Yaş ilerledikçe bu lensteki sıkışıklaşma olayı ilerleyen dönemlerde bizim karşımıza katarak olarak çıkmakta. Buna biz nükleer sikloz veyahut da lens liflerinin sıkışması dediğimiz olay oluşmakta. Peki bunun bir çözümü var mı? Tedavi olarak yapacağımız şeyler şunlardır. Ya gözlük kullanıp, yakında gözlük kullanarak yakını görmeyi sağlamamız lazım. Bu da şöyle olacak. Göz numaramız arttıkça biz gözlük değiştirmek tarzında olacaktır. Eğer hastalarımızda hem uzak hem yakın bozukluğu varsa yakın uzak gözlüklerini ayrı ayrı kullanmak zorunda kalacaklar. Bu hastalarımızda ikinci alternatif olarak yakın uzağı gösteren kontak lensler vardır. Bunları da kullanabilirler ama bunları takıp çıkarmak zorunda kalırlar. Bu hastalarımızda şu anda günümüzde en popüler olan yöntem hem yakın hem uzak gözlüklerinden kurtaracak ve numarasının ilerlemesini durduracak tedavi olarak akıllı lensleri tercih etmekteyiz. Akıllı lenslerde yaptığımız şey ise bu kendimizin bozulmuş olan, elastikiyetini kaybetmiş olan lensimizin içini boşaltıyoruz ve bu içine dışarıdan yerleştirdiğimiz lens sayesinde yakın, uzak ve ara mesafeleri çok rahatlıkla görebiliyoruz. Ayrıca bu lensin diğer bir avantajı da lens içini boşalttığımız için artık bu hastalarımızda bundan sonrasında katarak geliştirme durumu olmuyor. Bir taşla iki kuş gibi. Evet, bir taşla iki kuş. Hatta şöyle, bir taşla belki 4-5 kuş vuruyoruz. Nasıl oluyor? Hem uzak gözlüğünden kurtarmış oluyoruz, hem yakın gözlüğünden kurtarmış oluyoruz, hem astigmatı varsa düzeltiyoruz, hem de katarak oluşmasını engellemiş oluyoruz. Çok yönlü bir tedavi. Çok yönlü bir tedavi, evet. Özellikle 40 yaşından sonra görmede azalmadan bahsediyorsunuz. 40 yaşında görme azalmasının özel bir nedeni var mı? 40 yaşına kadar kendi lensimizdeki bu ince liflerin çok fazla sıkışmasıyla kendi lensimiz elastikiyetini kaybediyor. Ayrıca çevresel faktörler olarak da bakarsak ultraviyole ışını yani güneş ışınlarına çok maruz kalan yerlerde bu olayın daha erken başladığını görüyoruz. Mesela 39-38 yaşlarında başlayabilir. Kuzey ülkelerine bakarsak mesela Avrupa'daki ülkelere bu insanlar güneş ışığına daha az maruz kaldığı için bu insanlar da 40 yaşından sonrasında belki 45 yaşına kadar yakın görmelerinin bozulmadığını görüyoruz. Yani çevresel faktörlerde bu olaylarda etkili olabilmekte. Ama genel itibariyle 40'lı yaşlarda beklediğimiz şey kişilerin yakın görmesinin bozulması. Çevresel faktörler dediğiniz televizyon gibi dijital ekranların da bunda olumsuz etkisi oluyor mu? Dijital ekranlardan daha ziyade dışarıdaki ultraviyole
ışınları daha fazla etkili olmakta. Dijital ekranların etkisi sadece çocuklarda miyopinin artması tarzında çok fazla görüyoruz yakın çalışmada ama presbiyopi konusunda bunun çok bir etkinliği gösterilmiş değil. Şu anda yapılmış çalışmalar olmamakla birlikte teorik olarak baktığımızda ultraviyole ışınları ne kadar fazla artarsa o kadar zarar verir. Hem cildimize hem vücudumuzdaki diğer organlara. Bunlardan birisi de göz. Göz olarak mesela ultraviyoleye çok maruz kaldığımız zaman katarak oluşması daha erken yaşlarda oluşabiliyor. Mesela radyasyona bağlı katarak dediğimiz olaylarda bu nedenden oluşmakta. O yüzden eğer ki ultraviyoleye çok maruz kalırsak bu ozon tabakasındaki delinmeler olabilir. Bunlar gerçi çok dediğim gibi yoğun olmamakla birlikte tabii ki etkisi vardır. Hocam bugün verdiğiniz bilgiler çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yine görüşmek üzere. Görüşmek üzere.